Sevgili Bursalılar, değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında vefatını yola çıkarken derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitte beraber teklif de üreten, perspektifler sunabilen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamıza eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. Merhumenin ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı diliyorum. Bu arada dün vefat eden ülkemizin önde gelen sosyologlarından ilim ve fikir adamı Profesör Doktor Orhan Türkdoğan'a da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ülkemizin fikir ve düşünce hayatında yeni bir yaprak dökümü olarak gördüğüm bu vefat sebebiyle Orhan hocamızın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Değerli kardeşlerim, bugün Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ali Nur Aktaş'la devam kararımızın ardından ilçelerimizde aday göstereceğimiz isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Bursa ne bizim ne milletimizin. Değerli kardeşlerim, burası müstesna bir şehirdir. Bir yanını Marmara Denizi'ne veren, sırtını Uludağ'a yaslayan, ayaklarını bereketli ovalara uzatan Bursa, her şeyden önce kuruluşun şehridir. Gençler, Bursa'da dikilen çınar fidanı 3 kıta 7 iklime yayılarak ecdadın asırlarca süren hak, adalet, refah mücadelesine güç ve kuvvet vermiştir. Bursa'dan Edirne'ye, oradan İstanbul'a ve nihayet Ankara'ya uzanan başkentler silsilemizin İlk yıldızını hep kalbimizin en mutena köşesinde taşıdık. Bağrında nice gönül sultanını misafir eden, üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların şehri Bursa'nın manevi iklimi bugün de ruhumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Nice şairler, yazarlar, ressamlar ilhamını Bursa'dan aldıkları eserleriyle isimlerini tarihe yazdırmışlardır. Sanayinin, ticaretin, tarımın lokomotif şehri Bursa'nın çalışkanlığını, üretkenliğini, ülkemize ve milletimize katkısını anlatmaya gerek bile yoktur. Biz de son 21 yıldır belediye başkanlarımızla, bakanlıklarımızla, kurumlarımızda Bursa'yı
hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık ve bu yolda yürüyoruz. Uzunca bir süre ihmal edilmişliğin sancılarıyla kıvranan Bursa'yı geleceğine güvenle bakan modern bir şehir haline dönüştürdük. Elbette hala eksiklerimiz var. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. İnşallah seçim tarihine yakın tekrar Bursa'mıza geldiğimizde bu çalışmaları ayrıntılı şekilde bir kez daha sizlerle paylaşacağız. Ama emin olun ki Bursa altyapısı ve üst yapısıyla Türkiye 100 yılı vizyonumuzun en iftihar verici şehirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Biz istiyoruz ki Bursa'nın Türkiye 100 yılı yürüyüşü 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yapacağımız tercihle daha çok hızlansın. Buna hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Maşallah. Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Halbuki bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse, konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, AK Parti eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş bir müktesebata sahiptir. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla sırf nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz. Türkiye geçmişte inşa değil, yıkım siyasetiyle hareket edenlerin yol açtığı ağır maliyeti ziyadesiyle ödedi. Artık ülkeyi yeniden aynı yere döndürmenin kimseye, özellikle de şehirlerimize bir faydası yok. Biz Türkiye yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. İşte CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz sorumluluğumuzun sadece bugüne değil, asıl yeni nesillere olduğunun bilinciyle adımlarımızı atıyoruz. La yüsel olmadığımızın, milletimizin gözünün üzerimizde bulunduğunun şuuruyla kararlarımızı veriyoruz. İnsanlarımızın her adımında, her anında hep yanında olacak isimlerle şehirlerimizin hizmetine talibiz. Belediye başkanlarımızın gözü hep sizin, bizim gözümüzde hep onların üzerinde olacak. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Uludağ'ın zirvesinden ovaların en uzak ucuna kadar Bursa'da duymayan kalmasın. Hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirlerimizi gerçek belediyecilikle taşlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, eskiler evvel Rafik, badel Tarik derler. Yani önce yoldaş, sonra yol. Bizim en büyük yoldaşımız hiç şüphesiz erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla milletimizin bizatihi kendisidir. Hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun vatandaşlarımızın tamamı bu yoldaşlığın içindedir. Tabii bir de siyasi mücadelemizde birlikte ter döktüğümüz, kimi yarım asrı bulan, kimi çeyrek asra ulaşan, kimi daha yakın tarihlerde başlayan yol arkadaşlıklarımız var. Teşkilatlarımızda, meclis grubumuzda, belediyelerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızda hiçbir ünvanı olmasa da gönül dünyamızda birlikte yol yürüdüğümüz bu arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye için ne yaptıysak, milletimiz için neyi başardıysak hepsinin mücadelesini onlarla birlikte verdik, aldığımız neticelere birlikte ulaştık. Bu seçimlerde partimizi ve Cumhur İttifakımızı temsilen milletimizin huzuruna çıkardığımız adaylarımızın her biri de birer yol arkadaşımızdır. Elbette bu uzun hizmet maratonunda yolda kalanlar, yolunu kaybedenler, yolunu değiştirenler olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Dar-ı Bekaya irtihal eden arkadaşlarımıza buradan Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını hürmetle yad ediyorum. Kendi tercihleriyle başka yollara yönelenleri milletimizin takdirine
ve tarihe havale ediyorum. Önemli olan ana gövdenin, ana damarın istikametini koruması, mayasını muhafaza etmesi, gözünü hedeflerimizden ayırmamasıdır. Hamdolsun yaşadığımız her imtihanda bir kez daha şahit olduğumuz üzere bu konuda hiçbir sarsılma, hiçbir gevşeme yok. Milletimiz nasıl bizi vesayetle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, terörle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, darbecilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, siyasi ve sosyal kaos peşinde koşanlarla mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, ekonomik tetikçilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, inşallah Türkiye 100 yılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır. Bursa maşallah dersini iyi çalışmış. Gençler bak bu tribün dersini çok iyi çalışmış. Biliyorsunuz 31 Mart'tan sonraki sandık buluşmamız 2028 Mayıs'ında olacak. Dolayısıyla önümüzde ülkemize ve şehirlerimize ilişkin orta ve uzun vadeli programlarımızı hayata geçirebileceğimiz uzunca bir süre var. Gerçi AK Parti olarak biz seçim başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ne olursa olsun ülkemizi hedeflerinden koparmama azmiyle hareket ediyoruz. Türkiye'nin artan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri gücünün getirdiği ilave yükleri ve riskleri bu sayede başarıyla yönetebiliyoruz. Rüzgarın önünde savrulan kuru yapraklar misali, kendi iradeleri dışında sürekli rota değiştirenlerin başlarına neler geldiğini bölgemizdeki çok sayıda örneğinde görüyoruz, biliyoruz. Birileri güven ve istikrar iklimini zehirleyerek Türkiye'yi de bu hale getirmek istiyor ama hamdolsun başaramadılar. Mayıs seçimlerinde bunun için çok uğraştılar. Şimdi her ne kadar mahalli seçimde olsa 31 Mart'ta istismar edebilecekleri bir sonuç almayı umuyorlar. Ama inşallah milletimiz tercihini gerçek belediyecilikten yana yaparak bu hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakacak. Belediye başkanlarımızdan, adaylarımızdan ve teşkilatımızdan isteğimiz aldıkları emanetin hakkını vererek şehremiyeni sıfatına layık çalışmalar ortaya koymalarıdır. İnsanlarımız arasında da, şehirlerimiz arasında da ayrımcılık yapmadan 85 milyonu ve 81 vilayeti kucaklayan bir anlayışla ülkemizi bugünlere getirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımını 2023 hedeflerimizle hayata geçirdik. Türkiye 100 yılı vizyonumuzla
ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği siyasi ve askeri güce, ekonomik refah seviyesine kavuşturana kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Gerçek belediyecilik sözümüz, işte bu gayretin mahalli idareler boyutundaki tezahürünün adıdır. Bu anlayışla afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri kurarak yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis ederek değer üreten ekonomilere destek olan yerel yönetim modellerini güçlendirerek çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişleterek maddi ve manevi desteklerle toplumumuzun temeli aile yapımızı koruyarak çevreye ve tabiata duyarlı sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştırarak mimarisi estetikle yoğrulmuş, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu, güvenli kentler kurarak kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip insanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ederek katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlamakta kararlıyız. AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeleri üretken, dinamik, şeffaf, şefkatli ve sorumlu yönetimler vasıtasıyla erişebilir, öngörülebilir, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı şehri insanlarıyla bütünleştiren programlar uygulayacaktır. İnsanımızın gönlünden kopup gelen bir Allah razı olsun duası bizim için dünyevi ödüllerin tamamına bedeldir. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Bursa'yı ve diğer şehirlerimizi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde işte bu anlayışla gece gündüz çalışmaya var mıyız? Kardeşlerim, bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şöyle bir ayağa kalkalım. Gençler, hep birlikte, hep birlikte, hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Şimdi seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakımızı temsil edecek ilçe belediye başkan adaylarımızın tanıtımına geçiyoruz. Büyük oran belediye başkan adayımız Kamil Turhan. Büyük Orhan. Kamil Turhan. İl Başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı'nı, Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Gemlik Belediye Başkan adayımız Refik Yılmaz.
Kemlik, Refik Yılmaz. Teşekkür ediyoruz. Gürsu Belediye Başkan Adayımız Mustafa Işık. Gürsu Mustafa Işık. Teşekkür ediyoruz. Harmancık Belediye Başkan Adayımız Yılmaz Ataş. Harmancık Yılmaz Ataş. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine... İnegöl Belediye Başkan Adayımız Alper Taban. İnegöl Alper Taban. İznik Belediye Başkan Adayımız Kaan Mehmet Usta. İznik Kaan Mehmet Usta. Teşekkür ediyoruz. Karaca Bey, Belediye Başkan Adayımız Ali Özkan. Karaca Bey, Ali Özkan. Teşekkür ediyoruz. Keles Belediye Başkan Adayımız Ali Doğru. Keles Ali Doğru.
Kestel belediye başkan adayımız Ferhat Erol. Kestel Ferhat Erol. Belediye başkan adayımız Gökhan Dinçer. Mudanya Gökhan Dinçer. Değil, şehrini düşünür. O halkın hem sesi hem gücüdür. Ayrıştırmaz kimseyi, birleştirir. Sevgi bağları örülür. Koltuğa değil halkına bağlı. Mutluluktan öte yok hiçbir kârın. Haydi düşün, taşın, ver kararı. Bugün olmazsa olmaz hiç yarın. Çalışalım bu şehir için. Gidecek yolumuz uzun. Gerçek belediyecilik. Susma sen de söyle. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal Paşa, belediye başkan adayımız, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ahmet Beygirci. Mustafa Kemal Paşa, Ahmet Beygirci. Teşekkür ediyoruz.
Orhan Eli. Belediye başkan adayımız Ali Osman Tayır. Orhan Eli. Ali Osman Tayır. Teşekkür ediyoruz. Orhan Gazi, belediye başkan adayımız Bekir Aydın. Orhan Gazi, Bekir Aydın. Geldik Osman Gazi'ye. Adayımız Mustafa Dündar. Osman Gazi, Mustafa Dündar. Kendinden keyfinden vazgeçen, biri mutsuz olsa dert eden, bir belediye hayal edin, vatandaşını gerçekten seven. Gönül işi, bu bir yürek işi, bu sevda işi, işte AK Parti. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Teşekkür ediyoruz. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Yenişehir belediye başkan adayımız Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi'nden Davut Aydın. Yenişehir Davut Aydın.
Evet. Geldik Yıldırım'a. Yıldırım Belediye Başkan adayımız Oktay Yılmaz. Ve son olarak Yıldırım Oktay Yılmaz. Şimdi yalnızca belediye başkan adaylarımızı bir kez daha sahneye alıyoruz fotoğraf çekimi için. Belediye başkan adaylarımız lütfen. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı fotoğraf çekimi için sahneye davet ediyoruz. Yardımcılarımızı sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.
İlçe Kadın Kolları Başkanlarımızı fotoğraf çektiğimiz için sahneye davet ediyoruz.